Merhaba değerli Total War Türkiye üyeleri. Uzun bir aradan sonra yeniden karşınızdayım. Dördüncü bölümü çekiyoruz. Bu sefer hakikaten aile yönetimi ve devlet yönetimine değineceğiz. Nihayet. Evet, şimdi önce hangi ülke seçtim söyleyeyim. Doğu Roma'yı seçtim. Doğu Roma'da biraz ilerlemiştim. Test yapıyordum. Üçüncü bölümden hatırlayacaksınız. Önce Balkanları göstermek istiyorum size. İşte gördüğünüz gibi durum vahim. Bütün şehirlerimi kaybettim arkadaşlar. Sınıra kadar, Tuna Nehri'nin sınırına kadar, Batı-Roma sınırına kadar. Bir şehir kaldı. Onda zaten Ostrogotlar patlatacaklar. Ayrıca Vizigotlar Girit'e çıktı. Gerçi burayı tutarım diye düşünüyorum ama şu an gerek yok. Savaşmayacağız yani. Neyse. Peki İstanbul kimde? İstanbul'u da kaptırdık arkadaşlar. Evlatlık edindiğim bir karakterin kuşatması sonucunda İstanbul'u, tabii Ostrogotlar da yardım etmişti. İstanbul gitti. İstanbul gitti, bir de yetmedi. Anadolu kısmına çıkarak beni sıkıştırmaya devam ediyorlar. Peki bu hallere nasıl geldik? Şimdi onu göstereceğim size. Faction ekranına tıklıyorum. Rom 2'den hatırlayacaksınız. Böyle bir pencere geliyor. Böyle bir pencere geliyor. Gördüğünüz üzere aile ağacım bayağı geniş. Sol tarafta medeniyetimizin diğer, yani bizim ailemize nazaran diğer soylularını görüyorsunuz. Sağ tarafta ise devlet yönetim kademeleri ve vali atama ekranını görüyorsunuz. Yukarıda bizim devlete ne oranda sahip olduğumuzu da gösteren bazı istatistik çizelgeleri var diyebiliriz. Yani ortadaki güç dengesi diyor. Dominion ve kontrol şeklinde ikiye ayrılıyor bu güç çizelgesinin orantılaması. Şimdi Dominion'da arkadaşlar kendi aileniz ile diğer soylu aileler arasındaki güç ne derler? Dengelerini güdüyorsunuz. Burada önemli olan hiçbir şekilde benim yaptığım hataları yapmamanız gerekiyor. Şimdi gördüğünüz üzere sarı ve kırmızı çizgiler var. Şimdi bunlar normal çizgiler değil arkadaşlar. Şu yukarıda gördüğünüz krem rengi çizgi var ya, işte bu tamamen direkt kan bağıyla hanedan üyesi demek anlamına geliyor. Ama sarı çizgiler aile sonradan katılmış veya evlatlık edinmiş, kırmızılar ise gayrimeşru çocukları gösteriyor. Haliyle bu insanların bana bir bağı yok arkadaşlar. Yani bağ derken manevi bir bağımız yok. Evlatlık edindik vesaire hanedan da gözüküyor ama sizi sevmiyorlar arkadaşlar. 2 2 daha 4. Hatta biz bile gayrimeşru çocuk yapmışız. Bu nasıl oldu bilmiyorum. Yani durum bu. Olabildiğince ailenizi has şekilde tutacaksınız. Yani evlatlık edinmeyi bırakacaksınız. Gayrimeşru çocuk illaki oluyor ama onu da bir şekilde bilmiyorum. Öldürecek misiniz artık, ne yapacaksınız? Size kalmış. Eğer zorunda kalırsanız bu insanlarla aranızı nasıl iyi tutacaksınız? Hemen onu da göstereyim. Hazır yeri gelmişken. Burada gördüğünüz üzere arkadaşlar karakterleri tıkladığınız zaman bazı aksiyon simgeleri çıkıyor. Örneğin imparatorunuza tıklayıp aranızın kötü olduğu komutanla bir şekilde aranızı iyileştirebilirsiniz. Bunu da sadakati koruma manasında bu iki el sıkışma ikonu işareti var ya, Secure Loyalty diyor. Aynen buna tıklıyorsunuz ve geliyorsunuz şu generali seçiyorsunuz. Bir sonraki tur bir event geliyor, bir haber geliyor. Diyor ki evet diyor, işte görüşmeniz iyi geçti. Artık size sadakati yüksek bir generaldir diye bir event de gelebiliyor. Hiçbir şey olmadı deyip sizin bu Dominion çizelginizi düşürecek bir haber de gelebiliyor arkadaşlar. Yani bu hareketler de, bu aksiyonlar da boşu boşuna konmamış. Yani ben bunu tıklayıp bu generali seçtiğim zaman kesinlikle aram düzelecek diye bir şey yok arkadaşlar. Ne olacağını bilmiyorsunuz. Burada büyük bir gelişme var açıkçası. Yani savaş alanından daha fazla campaign haritasının üzerinde vakit geçireceksiniz. Hazır buraya da gelmişken başka ne aksiyonlarınız var ona bakalım. Evet, Assassinate diyor. Gördüğünüz gibi çocuğumuza, gayrimeşru çocuğumuzu öldürebiliyoruz.
Ondan sonra generallerin eşlerini veya diğer soyluları öldürebiliyoruz. Peki başka ne yapabiliyoruz? Başka ne yapabiliyoruz? Mesela işte evlatlık edinme gibi. Buna tıkladım mesela. Caesarius ne yapacak? Bir turn sonra bu şuradan bir çizgi çıkacak. Şurada bir kafa, yani bizim hanedanımıza katılacak. Her aksiyon bir sene sonra gerçekleşiyor. Daha doğrusu bir sezon sonra, özür diliyorum. Yıllar sezon sezon. Sene sene atlamıyor. 4 sezonda bir yıl oluyor. Evet, dediğim gibi Caesarius benim aileme katılmış olacak. Peki başka neyimiz var? Aa, özür dilerim. Mesela devlet kademelerine bir atama yapalım. Şimdi buralara atama yapamıyorum. Çünkü hiçbir karakter buralara atanacak, ne derler, yetide değil. Gördüğünüz üzere Master of Offices kademesi için 36 yaş lazım. Generalin işte veya kim atayacaksanız, devlet adamını atayacaksanız seviye 4 olması lazım. Influence lazım. Haliyle biz ne yapacağız? En aşağı bakacağız. Evet. Buraya atabileceğimiz 3 kişi var gözüküyor. Hemen Caesarius'a tıklıyorum. Ve buraya gelip buraya tıklıyorum ve atanmış oldum. Durum bu. Hali ne yapıyor? Katkısı var buranın. Yani işte birim kayıplarını artı bir şekilde hızlandırıyormuş. Ondan sonra birim üretim harcamasını %2 düşürüyormuş. Yani durum bu arkadaşlar. Onun dışında ne var bu tarafta? Valiler. Valiler kısmına bakalım. Şu an hiçbir vali atamış durumda değilim. Peki nasıl atacağız? Şimdi ben Mısır tarafına atama yapacağım. Bu arada gördüğünüz gibi bir yazı çıktı. Sadece devlet adamları atanabilir. Yani askerleri vali olarak atayamıyorsunuz arkadaşlar. Şu güzel isimli arkadaşı Mısır'a atadım. Şimdi ne oldu? Mısır'da bir kafa işareti çıktı. Lakin burada bir sıkıntı var. Sol tarafta gördüğünüz üzere kırmızı bir yüzük işareti var. Bu ne demek? Bunu da hemen şöyle öğrenelim. Karaktere tıklıyorsunuz. Karakter nerede deyip bölgesine gidebiliyorsunuz. Bu birinci seçeneğimiz. Burada bir askerimiz varmış. Ordumuz varmış. Neyse. Tekrar açıyorum ekranı. Karakterime tıklıyorum. Ve karakter detaylarını görmek istiyorum. Evet. O yüzük ne gösteriyordu? Aynı yüzük burada da var. Arkadaşlar, bana sadakati oldukça düşük bu arkadaş. Yani isyan çıkartabilir. Vali isyan çıkardığı zaman şehirdeki garnizon ordusuyla beraber isyan ediyor ve eğer orada bir ordunuz yoksa gitti o şehir. Geçmiş olsun. Şimdi bana düşük olan sadakatli karakterin de ne yönde eksi ne yönde artı katkıları ve zararları olduğunu da görebiliyorsunuz. Ayrıca hazır buraya gelmişken her karakterin ajanından tutun generaline, işte devlet adamından tutun orduya kadar bütün birimlerin bir seviyesi var ve seviye kazandıkça da elde ettiğiniz skill pointlarıyla açtığınız belli başlı özellikleri var. Bu çok güzel. Bunun dışında yukarıda Household kısmında da seçtiğiniz bazı özelliklerle karakterinizin sol tarafta Effect Summary diyor ya, işte buradaki özelliklerini arttırıyorsunuz. Eğer vali ise buralarda genelde bina yapma veya birim üretmedeki ucuzluk sağlayan özellikleri seçersiniz. Veya eğer bir generalse burada da tabii ki hücum bonusludur vesaire. Bunları seçeceksiniz. Hemen sağ tarafta evli olmadığını görüyoruz. Peki nasıl evlendiririz bu karakteri? Bu karakteri biz evlendiremiyoruz. Bizde değil çünkü, ama şöyle yapabiliriz. Şimdi vali kısmından çıkalım. Evli olmayan şu karakter. İsyan etmiş durumda mı? Nerede bu? İsyan etmemiş ama edecek. Çünkü onların sülalesinden. Evet. Ben ilk generali öldürdüydüm. Oradan bir doğumla. Yani arkadaşlar, şu an benim askerim gibi gözükse de bu general aile üyesi olarak İstanbul'u kuşatmış olan Doğu Roma ayrılıkçılarının üyesi. Yani şu arkadaşların üyesi. Yani her an isyana kalkışabilir. O zaman ne yapacağız? Ne yapacağız? Ben generalime tıklayacağım. Bunu öldüreceğim. Ama şu an bunu yapmayacağım. Ben buna ne yapacağım? Evet. Seek wife. Ne derler? Evlilik için fırsat kolluyoruz arkadaşlar. Bir sonraki turn bir hanımla evlenecek bu arkadaş.
evlendiği zaman da ne olacak? Özür dilerim. General imparator değil, bu arkadaşa tıklayalım. Şurada wife yani eşinin suratı çıkacak. Arkadaşlar eşlerin de etkileri var. Eşler nasıl söyleyelim? Sadakatinizi düşürebiliyor, daha iyi savaşçı olmanıza sizi pohpohlayabiliyor. Bu tür aynı şekilde nasıl generallerin özellikleri varsa eşlerin de özellikleri var. Eşleri diplomasi yoluyla da edinebiliyorsunuz ama şu an diplomasiye değinmeyeceğim. Gene devlet yönetim ekranından devam edeceğim ben. Bu Dimenya'nın söylediği kontrol de arkadaşlar. Kendi ailenizin üzerindeki ne derler? Otoriteniz. Yani ne kadar iyi olursa karakteriniz, savaşları kazanırsa işte şu biraz önce söylediğim seçenek. Özür diliyorum. Şu, kapatalım. Bu arada bir turn'de bir işlem yapabiliyorsunuz. İşte bu sadakati iyileştirme gibi hareketlerle kendi ailenizin üzerinde otoritenizi kuruyorsunuz. Gördüğünüz üzere ailemin üzerinde otoritem iyi gözüküyor ama aile bozuk olduğu için diğer soylularla aram gayet kötü. Ama bir şekilde %50 de tutmuşum. Neyse. Şuna tıklayalım. Evet. Özet kısmımız. Arkadaşlar burada İmperium olayı size yaptığınız görevlerle, küçük büyümelerle arttırabiliyorsunuz. Rom 2'den hatırlayacaksınız. Bu artmalar sonucunda da belli başlı üretimleri, vali atamaları vesaire artırıyorsunuz. Sol tarafta dinleri göreceksiniz. Normalde Rom 2'de bu olay yoktu. Şimdi eğer Greco-Roman paganizmde artış varsa şurada size convert seçeneği çıkıyor. Ben şu ana kadar hiç din değiştirmedim ama oyunda din değiştirmek mümkün. Burada genel ülkemizin özelliklerini görüyoruz. Mesela burada -5 yiyormuşuz. Imperium, impressive. Yani büyük olduğumuzdan dolayı. Great power diyor zaten. Gördüğünüz üzere. Greek Christian. Yani kimi özellikler yaptığınız adımlara göre, kimisi tamamen oyunun başından beri bizde, oyunun sonuna kadar bizde beraber olacak. Kimisi burada değiştirebiliyorsunuz. Mesela işte gücünüzü arttırdığınız zaman bunlar artacak. Şurada bir üçgen göreceksiniz. Küçük. Eğer ciddi anlamda büyür, işte o aile tarafındaki bu dengeleri iyi sağlarsanız şu üçgen arkadaşlar 3. seviyeye çıkıyor. Yani tek söz sahibi hakkı siz oluyor, hakkına sahip siz oluyorsunuz. Bir süre sonra tabii buna gıcık olanlar da çıkıyor ama sıkıntı olmuyor açıkçası genel manada. Bir şehir şehir çıkıyor yani. Böyle sağda solda tamamıyla büyümüyor olay. Her neyse başka ne anlatabiliriz? Burada evet İstanbul'u kaptırdığımız için Nikomedia bizim ana şehrimiz olmuş. Hazinemiz 18.000. Ne kadar şehre sahip olduğumuzu, eyalete sahip olduğumuzu görebiliyoruz. Sağ tarafta diplomasi durumunu görüyoruz. Bayağı karışık. Birçok kişiyle savaştayız. Birçok kişi diyorum, özür dilerim. Devletle savaştayız. Ticaret yaptıklarımızı görüyoruz. Bu arada Lazica ve Nobatia da bizim Silent State'imizmiş. Bir nevi sömürge. Evet, burada başka records. Arkadaşlar evet, hakikaten bu kısım ciddi anlamda önemli. Yani burada genel olarak devlete ait bütün geçmiş bildiğinizi öğrenebildiğiniz gibi aynı zamanda sadece bir valinin veya bir bölgenin başından geçen bütün bilgileri öğrenebiliyorsunuz. Yani şu çizgi böyle uzamıyor. Yani bu liste böyle uzamıyor. Bir kapital, özür diliyorum. Ortada bayrağımız var ya, o bayrağımız yerine mesela general duruyor ve o general hakkında gelmiş geçmiş bütün haberler burada var. Yani bir evlilik falan mı yapacaksınız veya bir generali mi öldüreceksiniz? Onunla alakalı bütün eventleri, önceden gelmiş bütün eventleri öğrenebiliyorsunuz. Bu da size bir sonraki harekette daha iyi karar verme olanağı sağlıyor. Onun dışında neyimiz var? Stats. Evet, burada da istatistiki olarak bütün bilgilerinizi öğreniyorsunuz. Ne kadar savaş kaybettiniz, action, agent, diplomasi seçenekleri vesaire. Evet.
Devlet yönetim ekranı böyle arkadaşlar. Bir de size neyi göstereceğim ben? Ne göstereyim? Bir şey unuttum gibi kaldı aklımda ama generallere tıkladığımızda onların özelliklerine bakmayı öğrendik. İşte burada hanımı eksi ne yapıyormuş? Authority artı bir, cunning eksi bir, personal influence artı bir her yıl. Yani işte büyük katkıları var arkadaşlar. Otoritenizi artırıyor, influence'unuzu artırıyor ki bu da önemli. Şimdi generalin influence'u artarsa ne yapacaktık? Bir üstteki seviyelere onu atayabiliyorduk. Gördüğünüz gibi Master of Offices 180 influence istiyormuş ama ciddi anlamda çok fazla. Zor arkadaşlar. Otoritesi güzel. Bu generalin onda olmuş bana. Herhangi bir isyana katılmaz. Her ne kadar evlatlık olsa da. Şu evliliklere de değinelim. Diplomasiye geçiş yapalım. Bir şey unutmamışım açıkçası. Her şeyi açıkladım burada. Diplomasiye de bir bakış atalım. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bildiğiniz üzere aynı arayüzde diplomasi ekranına tıklıyoruz ve böyle bir güzel bir detaylı pencere geliyor. Şimdi mesela Sasanilere tıklayalım. Sasanilere tıkladığımda ekran geldi. Bayağı bir sömürgesi var arkadaşlar. Kendilerine bağlı satraplığı var. Ticaret ciddi anlamda iyi. İki ülkeyle savaşta ve iki ülkeyle de dost. Bizde durum gayet kötü olmasına rağmen biz ikinci güçteyiz. Birinci güç bu arada hemen onu gösterelim. Şöyle büyütebiliyoruz ekranı. Güce göre sırala dediğimiz zaman şöyle yukarı çıkartalım. Birinci Batı Roma, ikinci biziz. Şurada yazıyor arkadaşlar. Üçüncü de Sasaniler. Yani hiç bulaşmak istemiyorum çünkü bütün hepsi üzerine çökecek. Neyse biz ne yapıyoruz? Mesela Sasani Empire'la bir ticaret diyorum. Bir bakalım ne yapabileceğiz. Bir bakalım. I greet you in my master's Evet feared evet. name. Şimdi Speak in honesty and bakalım you neler will be yapabiliyoruz. answered likewise. Şimdi ona diyorum ki vasallarını bırak diyebiliyorum. Başka ne diyebiliyoruz? Şununla savaşa gir diyebiliyoruz ama bakın burada bir yenilik var. Mesela bununla savaşa gir dediğim zaman doğalmış araları. Benim ayrılıkçı, isyancı hanedan üyelerimle araları doğal olduğundan dolayı büyük ihtimal savaşa girmeyecek. Ama ben de ona diyorum ki Gassanilerle ben de savaşa girerim dediğim zaman orta kabul edecek mi bakalım? Evet, kabul My etmedi. friend. Rejected. Başka ne yapabiliyoruz? Ha, doğuda saldırmazlık anlaşmamız varmış arkadaşlar. Ondan Sasaniler gelmiyormuş. Büyük ihtimal bunu bozarlar arkadaşlar. Bu 2-2 daha 4. Çünkü ben Saksonlarla oynarken Franklarla böyle bir anlaşma yapmıştım. Yaptım. Turn'un da hemen ertesi turn'de savaş ilan ettiler. Yani yapay zeka sizi zayıf gördüğü an arkadaşlar acıması yok. Bu kesin. Trade düşük. Bu arada ne ticareti yapacağınızı da görüyorsunuz arkadaşlar. Onlar ne gelecek, biz ne alacağız. Burada da güzel bir gelişme var. Onun dışında yani o hiçbirini kabul etmez. Bunu öneremeyiz. Durum bu. Bu kadar. Ha, bu arada hediye gönderme var. Empire ve Napolyon'dan hatırlayacaksınız. Onun dışında artık biz de ayarlayabiliyoruz ne kadar para gönderebileceğimizi. Gördüğünüz üzere eskiden ayarlanamıyordu. Şimdi ayarlayabiliyoruz. Bu da çok güzel bir gelişme. Başka ülkelere bakalım. Kimle ne konuşabiliyoruz? Mesela Hunlara bakalım. Hunlar nerede? Çok geriye düşmüşler. Güç olarak. Gerçi bu şehir ele almışlar mı? Geçirdiler herhalde şehri. Neyse. There is fine Şimdi meat tıkladığım zaman roasting evet. for you Bakın and gördüğünüz üzere wine also. evlilik But yapma first seçeneğiniz var. we talk. Tıklıyorum. Ben onlara mı vereceğim? Evet. Evet. Tamam veriyorum evet. Evet kabul ettiler. Şimdi bir aile ağacımıza bakalım. Kimle evlendi acaba? Burdin'le mi evlendi? Hani nerede? Nerede? Ha bir sonraki turn. Bir sonraki turn. Bir sonraki turn'u beklemeyeceğiz arkadaşlar. Yani
evlendiğimiz zaman işte şöyle yanımıza çıkıyor. Eğer bu arada bakın Ermenilerle de bir evlilik yaptım. Gerçi karakterimiz ölmüş ama şimdi onun da hangi mesela şeyin kardeşi gözüküyor sanırım. Kardeşi mi? Ermenilerin kardeşi. Yani bu aile ağacınızda da gözüküyor kimle evlendiniz. Ayrı bir başlık olarak çıkıyor. Ondan zaten böyle kaydırabiliyoruz. Sağa doğru genişlediği zaman böyle sağa doğru genişletebileceğiz. Durum bu. Ne yazık ki beklediğimiz diplomasi seçeneği şehir ver özelliği yok. Yani artık uzun bir süredir yapamadığımız özelliği devam ettireceğiz. Ya ben mesela Doğurama ile Ermenileri yönetim altına alıp onları vasal yapıp şu sınır hattı çekebilir mesela Sasanilere karşı. Bir ne derler ne bölgesi bir koruma bölgesi. Şimdi tam adı aklıma gelmedi. Şurada bir hat çekerek hem Sasanilerle iyi olan hem de benle iyi olan bir ülkeyi yönetimimin altına alıp kendime bir hat çekerek Sasanilerin sıkıntılarından kendimi uzak tutabilirim. Yani artık bunu yapamıyoruz. Bu da kötü tabii. Ne yazık ki I will do you the şehirler, honor of eyaletler gibi bir listening to your seçenek yok. Onun terms, dışında hoping evlilik to hear olsun veya wisdom işte and zaten profit in bildiğimiz them. özellikler olsun. Bunları yapabiliyoruz. Bu arada haritada da değişiklikler var. Bunları çok değindik. Çok videosunu izlediniz ama yine de kısaca hazır buraya gelmişken göstereyim. Şimdi önemli şehirlerin üzerinde bu tür ikonlar var. Hangisi küçük şehir, hangisi surlu şehir bunları da görebiliyorsunuz. Onun dışında bakalım başka ne var? Başka nelerimiz var? Buralarda özel şeyler görebiliyor muyuz? Evet. Yani tarihi yapılara bakmak istedim ama şu an buralarda gözükmüyor. Onun dışında buradan diplomasi değil de diplomasi haritasından değil de şu sağ taraftaki stratejik overview'dan bakalım. Yukarıda işte seçeneklerimiz var. Fiziki göster, siyasi göster. Askerler nerede, ajanlar nerede? Ben şu an ajan çıkarmadım. Onun dışında hangi medeniyet nereye sahip ve o şekilde gör seçeneği gibi. Onun dışında dinler var. Dinler nerede baskın, nerede değil. Yemek. Yani durum bu arkadaşlar. Ciddi anlamda savaş alanında harcadığınız vakti buralarda harcayacaksınız. Arayüzde de güzel değişiklikler var. Bunlara da sonra değiniriz. Yani şimdilik bitirelim. Videoda uzadı. Benden bu kadar. Umarım güzel izah edebilmişimdir. Bir sıkıntı olursa arkadaşlar forumdan bana soruları yönlendirebilirsiniz. Gerekli cevapları veririm. Bir hata yaptıysam, sürçülisan ettiysem affola. Şimdilik görüşmek üzere. 5. bölümde de planımın göçebe kavimleri tanıtmak olduğunu şimdiden söyleyeyim. Görüşmek üzere. İyi günler, iyi oyunlar.